Mutfağımdan ve kanalımdan hepinize merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü kıyır kıyır dereotlu peynirli poğaça tarifimi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır, sizleri fazla bekletmeden hemen poğaçalarımızın yapımına geçmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, yoğurma kabına 100 gram yumuşamış margarini aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Evet, yumurtamı da ekledikten sonra üzerine yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. İki yemek kaşığı sirke ekliyorum. Dilerseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Elimde üzüm sirkesi vardı. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bütün malzemelerimi tek seferde ekledim. Şimdi güzel bir şekilde eklemiş olduğum malzemelerimi elimle yoğuruyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğum malzemelerimi elimle güzel bir şekilde yediriyorum. Kullanmış olduğumuz malzemelerimiz mutlaka oda sıcaklığına olmasına dikkat edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üzerine toplam olarak 4 su bardağı elenmiş un ekliyorum. Evet, tekrardan elimle yoğuruyorum. Ta ki ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi poğaça hamurunu iyicene yoğurdum. Şöyle kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi poğaça hamurumuzun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşak kıvamında. Şimdi poğaça hamurumu yoğurduğuma göre üzerine yarım demet kıyırmış dereotu ekliyorum. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz, maya sorunu olmayan, kolayca şekil alan peynirli dereotlu poğaça tarifimi mutlaka sizlerin de denemenizi istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi poğaça hamurunu dereotu ile beraber birkaç dakika daha bu şekilde yoğurdum. Şimdi poğaçalarıma şekil verme aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle hamurdan parçaları alarak poğaçalarımı yuvarlayarak açıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tam ortasına gelecek şeklinde peynir koyuyorum. Sizler dilerseniz sade olarak da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik bir tarifti. Şöyle kenar kısmını birleştirerek kapatıyorum açılmasın diye. Şöyle hafiften bastırıyorum. Evet, tamamen poğaçalarımız bu şeklinde. Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz.
Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Kenar kısmını birleştirerek kapatıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlardan kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve de yorum bırakarak bana desteklerinizi göstermiş olursunuz. Destek veren tüm arkadaşlarıma şimdiden canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte poğaçalarınızı hazırlayıp pişirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, poğaçalarımı şekil verdikten sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısını bir fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatı yardımıyla şöyle veli olacak şeklinde çizikler atıyorum. Şimdi üzerlerine susam serpiyorum. Şöyle hafiften. Geriye kalanı da çörek otu serpmek istiyorum. Değişiklik olsun diye. Siz de sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Üzerine hiçbir şey serpmeden. Şimdi poğaçalarımızı önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika boyunca poğaçalarımı fırında pişiriyorum. Poğaçalarımız fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi hem altı hem üzeri güzel bir şekilde pişmiş bir şekilde. Şimdi sizler için servis tabağına almak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımı servise aldım. Şöyle sizlere yakından da tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle sizlere içini açıp göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.